Şimdi aramızda aslında işte hayatının büyük bir bölümünü büyük üzüntüyle geçiren Ayşe Hanım ve kızı Kübra var. Hoş geldiniz. Ayşe Hanım da hayatında büyük üzüntüler yaşamış. Eşiyle problemler yaşamış. Ne problemler yaşadın eşinle Ayşe'ciğim? Eşim yani bir evlilik adamı değildi kısacası. Çalışsa bile dışarıdaki insanlara kanıyordu. Belirli parasını insanlara veriyordu. Ben söylediğim zaman da bazen bıçak falan alıp boğazıma şey yapıyordu, benim üzerime gelme, sonra seninle karışma bana, çocukların yanında şiddet uyguluyordu. Yani hem parasızlık hem şiddet mi gördün Evet, eşinden? evet, Parasızlık aynen. çektin, şiddet gördün. Sonra tabii ki aslında hepimiz hayatta belirli şeyler yaşıyoruz, verdiğimiz tepkiler farklı. Ayşe Hanım bunları yaşaya önce demiş ki, aslında bir iş olarak başlamış. Demiş ki ben demiş biraz eşya toplayayım ikinci el falan. Bunları demiş satarım, çocuklarımı geçindiririm. Aslında başta da öyle başlamış her şey. İkinci el eşyaları toplamış, eve getirmiş, işte ayırmış, onları satacak, para kazanacak. Fakat bir süre sonra bu bir rahatsızlığa dönüşmüş. Bize başvuran Kübra oldu, kızı Kübra oldu. Dedi ki biz artık oturduğumuz evde yaşayamaz durumdayız. Çünkü annemin, hani bu belgesellerde falan da oluyor ya, annemin artık bir biriktirme rahatsızlığı oluştu. Gerçekten kapıların açılmadığı, yataklara yatılmadığı kadar biriktiricilik bozukluğu, yani dispozofobi oluşmuş Ayşe Hanım'dan. Ayşe Hanım bunu nasıl atlatabilir? Kızıyla beraber buraya geldi. Ayşe, Kübra buraya başvurunca üzüldün mü? Yok, ben de zaman zaman uykularım kaçıyordu. Yatabilir Zaman miyim? zaman geceleri onlardan gizli uyuyor, aman ağlıyordum. Çocuklarımı bu hale soktuğuma üzülüyordum. Kübra sonra başvurunca bozuldunuz mu biraz birbirinize Kübra, yoksa? He? Sen doğruyu söyle. Neyse, doğruyu söyleyeceğiz zaten. Ya yani şimdi ortada bir emek var sonuçta. Eşyaları değer veriyor. İster istemez benim onun emeğine hani şey yapacağımı düşünüyor, yani saygısızlık yaptığımı düşünüyor bir yandan. Yani sen diyorsun ki bu eşyaları evden gönderelim. Annen ne diyor buna? Ya aslında o da farkında, yani farkında olduğunu, bilincinde olduğunun farkındayım ben de bunun hastalık Farkında mı, olduğunu. eşyalarından mı Ama vazgeçmek şimdi istemiyor? ortada da bir emek var, senelerdir toplamış, bir güç sarf etmiş, yani çabalamış, sonuçta onlardan bir ekmek kazanmış. Yani ki bu yaşımıza kadar da onları satarak getirdi, sağ olsun. Yani o şekilde. Sana biraz, çünkü ben vücut dilinden anlıyorum bir bozukluğu olduğunu. Yani çok zor bir rahatsızlık tabii ki bu. Gerçekten kopamamak o eşyalardan. Ama şimdi bu ne kadar bir boyutta yani? Hani boyutu, yani bu işin boyutu önemli. Alırsın bir yerde, tamam, biriktirirsin, satarsın. Hani hurdacılık yapanlar var vesaire, ama bu gerçekten artık olayı aşkın olduğu, aşmış yani. Bu senin ben artık... hurdacılık yapıyordum zaten, kartonu falan satıyorum. Onlar da ekstradan çıkınca belediye falan izin vermiyordu. Yani araba falan yoktu. Önceleri el arabasıyla, inşaat el arabasıyla götürüp pazarın sonlarında satıyordum. Eşimden şiddet gördüğüme dair belgeler vardı. Onları götürüyordum belediye başkanlarına falan. Bana yardımcı oluyorlardı bazıları. Pazarın sonlarında o giysileri ben satıyordum. Şu anda belediye yasakladı. Hiçbir şekilde satış yapamıyorum. Eşimin arabası vardı ve yardımcı olmuyordu bana. Ben peki hala toplamaya devam ediyor musun? Onu biraz da komşular bana veriyordu. Çünkü eşim... Hayır, hala topluyor musun yok, yani? Yok, şu anda bıraktım. Ne kadar zamandır bıraktın? Şu anda bıraktım. Zaten vücudum bitmiş durumda. Yani kendimi çok bitkin hissediyorum. Psikolojikmen de bittim. Hastalıklarım var, tansiyonum var. Ya bunlara neden olan hepsi kocan mı? Evet, kocam. Adı neydi? Vedat. Ne zamandır görüşmüyorsunuz ya da görüşüyor musunuz? Yani görüşsek de evin ekonomisini ben sağlıyordum. Çocuklarım ondan para istediği zaman şiddet uyguluyordu. Bağırıyordu çocuklara. Bağırdığı zaman da ben üzülüyordum. Üzüldüğüm için de çocuklarımın geleceğini, yani onları kırmaması için ben devreye girdim. Ben başka işler de yapıyordum daha önceden. Hayır, şunu sorayım. En son ne zaman görüştün eşinle? Görüşmüyorum eşimle. Ne kadar zamanlı? Telefonda bile sesini duymak istemiyorum. Ne kadar zamandır görüşmüyorlar Kübra? Uzun bir zamandır görüşmüyorum.
Hala resmi nikahlı evliler ama. Yani... Evet, boşanmıyor, boşanmaya karşı yani. Dava açılıyor, yani dava açıldı. Zaman aşımına uğradı, kapatıldı. Kim açıyor? Yani annem açmıştı. Ben açtım davayı, şey, o evden uzaklaşsın diye öylesine açmıştım. Sonra avukat falan... Boşanmayan kim? Eşim boşanmıyor. Başka. Eşin boşanmıyor. Hı-hı, nafaka falan vermeyeyim diyor. Şimdi diyorsun ki Müge, anlatıyorsun ama yani olayın boyutu nedir? Olayın boyutu artık eve girilmez hali. Yani oraya bir ev denilemez. Terk edilen bir kadın. Eşim şiddet falan uyguluyordu. İnsanlardan da utanıyordum artık. Biriken duygular. Şu anda da bu biriktirdiğiniz eşyalara sarılıp ağlıyorsunuz. İstiflenen eşyalar. İşte annemin istif yapma durumundan ötürü evde yaşayamayacak hale geldik. Ayşe Kumru ve çocuklarının hayrete düşüren yaşam öyküsü. Artık evde oturamıyoruz, nefes alamıyoruz. Böyle çöp evi haline geldi. İstanbul Esenyurt'ta 3 oda 1 salon evde annesi ve kardeşleriyle hayatını sürdüren Kübra Kumru. Onu Müge Anlı'ya getiren sebep aslında laf ola yaşadıkları evde artık yaşayamaz hale gelmeleriydi. Annem yıllar önce babam bize destek olmadığı için pazarda ikinci el satarak geçimini sağlamaya başladı ve bize bu şekilde bakmaya, destek olmaya başladı ve bunları istif yapma haline getirdi. Biz evde yaşayamayacak bir hale geldik. Kübra Kumru endişesinde haklıydı. Ev öyle bir haldeydi ki adım atmak bile neredeyse imkansızdı. Kumru ailesinin yaşadığı 3+1 ev çöp eve dönmüş durumda ve yaşanılacak bir halde değil. Gördüğünüz gibi bir kapı hiç açılmıyor. Tıka basa eşyalarla dolu. Burası evin salonu. Şu anda kafam tavana değmek üzere. Yığılmış eşyaların üzerinde yürüyorum. Burada koltuklar var. Aile bu çöplerin üzerinden atlayıp bu koltuklarda oturarak vakit geçirebiliyor. Biz 5 kardeşiz ve 5'imiz de bu evde yaşamaya çalışıyoruz. Bu ev bizim psikolojimizi de bozuyor. Kardeşlerim için ben endişeleniyorum. Ben artık aştım hani bu durumu. Onların da benim gibi yaşam sürmesini istemiyorum açıkçası. Zeminden tavana kadar üst üste istiflenmiş eşyalar. Eşyalardan dolayı zor açılan kapılar. İçine girilemeyen odalar. Aslında bir çocuk odası. Burada bir ranza var ama bu ranzalara ulaşıp da uyumak mümkün değil. Yani bu ranzada yatan var mı Kübra? Yok. Yok. Yani nerede yatıyorsunuz siz? Yani dur şimdi geldikçe sen bana durayım göstereyim. Yani bu ranzada yatan yok. Orada ranza var. Evet. Eşyalar dolu ama yatan yok orada. Ya işte o ranzanın orada bir yatak vardı. Ha. Orada şu an dolu zaten. O ranzanın orada bir yatak vardı. Orada bir kardeşim yatıyordu. Biz üçümüz salona sığıyorduk. Yani öyle. Şu anda orada, bu odada da yatamıyorsunuz dolu yok olduğu için. Aslında şu an burada yürümek de çok zor. Çünkü adım atacak yer yok. Çok dar. Sürekli ayağımıza bir şeyler takılıyor. Burası galiba mutfak. Evet, burası mutfak. Gördüğünüz gibi mutfak da eşya dolu. Sadece mutfak araç gereçleri değil aslında. Pek çok eşya var. Bir gömlek var, çekiç var, bir tarak var, güneş gözlüğü var, diş macunu var. Burada ilaçlar, süsler, kablolar. Peki burada nasıl yemek yiyorsunuz? Nasıl yemek pişiyor bu evde? Yani genelde biz mutfağa çok girmiyoruz ama annem hazırlıyor. Dolap da ağzına kadar dolu ama bazen hiç yiyemeyeceğimiz şeyler bile annem istifleyebiliyor. Kötü bir koku alıyoruz. Evet, bir koku var. Bunlar nedir? Burada çocuk oyuncakları var ama evde bebek var mı? Hayır. Annem getiriyor ama kendisi de niye getirdiğini bilmiyor. Şimdi mutfaktan çıkıyoruz. Yanda banyo var. Banyoyu da çok fazla kullanamıyoruz. Kullanılmayacak halde. Yani zar zor duşumuzu alabiliyoruz. Banyoda bir resim çantası var. Bir oyuncak bebek var. Kıyafetler, şallar var. Takılar var. Ve tüm bu karmaşaya istemsizce sebep olan Ayşe Kumru. Belki de bu ev içinde biriktirdiklerinin bir yansımasıydı. Kızınızla görüştük. Nasıl bu hale geldi bu ev? Önce eşim sürekli şiddet falan uyguluyordu. Ben az az karton falan topluyordum, plastik falan, onları satıyordum. Sonra çoğaldı eşyalar. Ne yapacağını bilmiyordu Ayşe Kumru. İçinde bulunduğu durumdan o da rahatsızdı. Çocuklarımdan falan ayrılmak istemedim. İlk başta bununla geçimimi sağlıyordum. O yüzden hem baba hem anne olmaya çalıştım. En sonunda da bu hale geldi yani. Bu evin bu halinden rahatsız mısınız? Rahatsızım yani. Bir şey yapamıyorum çünkü bağımlılık haline geldi. Kafayımı şey yaptım. Ben de farkında değilim ne yaptığının. Gördüğüm zaman bir yerde bir şey görsem yine alıyorum, duramıyorum. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Beni bu hale eşim getirdi. Ben eskiden çok titiz, çok temiz bir bayandım.
yandım. Benim kafamı tutup duvarlara vurdu. O olayı bir daha yaşıyorum. Müge Hanım'a güveniyorum. Beni bu hastalığımdan kurtarsın. Kocamı bulsun, getirsin benim karşıma, boşansın. Onun kimliğini taşımak istemiyorum artık. Kendi içimde kurtulmaya çalıştım ama kurtulamadım. Müge Hanım beni kurtarsın. Sürekli evde sorunlu bir... Gözde mi canlanıyor o anla? Şu anda da bu biriktirdiğiniz eşyalara sarılıp ağlıyorsunuz. Kıyamam sana ya. Ayşe bir kere şu gerginliği bırak. Bu tanılacak bir şey değil. Hepimizin başına gelebilir yani. Rahatsızlık rahatsızlıktır. Ne yapalım? Yani kolumuz da kırılabilir. Bacağımız da kırılabilir. Böyle bir rahatsızlığımız da olabilir. Sen yani eşin gelse, yüzleşsen, boşansan rahatlayacağına inanıyor musun bir nebze? Ha Ayşe'cim. Sana mendil vereyim. Al buyur. Teşekkür ederim. Hay Allah. Ne aklına geldi de ağlıyorsun? Yaşadıklarım. Eşinle yaşadıkları. Her şey. Zaten hayat hikayem çocukluğumda başladı. Yetim büyüdüm. Annem yoktu, babam yoktu. Görücü suriyle bununla evlendim. Yani bunda da gün görmedim. Hayat hikayem çocukluğumda başladı. Annenin babana ne olmuş? Vefat etti annem babam. Ya. Yengelerimin yanında büyüdüm. Zaten çocuklarım o yüzden annesiz bırakmak istemedim. Annesizliği ben yaşadım. Yaşamasınlar dedim. Çok zor annesiz yaşamak. Birisi bana bir şey yaptığı zaman annemin mezarına gidip anneme anlatıyordum. Çocuklarımın annesiz kalmasını istemedim. Sen niye bu kadar öfkelisin Kübra? Anlat bir duygularını. Ya ben kendimi çok duygularımı falan ifade çok edemeyen biriyim. Kendi çabalarımla büyütmeye çalıştım çocuklarımı yani. Çocuklarım para isteseydi eşim hakaret ediyordu onlara. O yüzden... Ama Kübra'nın bir kızgınlığı var. Kübra, kızgınlığın annene mi, babana mı, yaşadıklarına mı, ne kızgınlığın var? Şimdi Kübra, anladığım kadarıyla sen artık hani başka bir eve çıkacağım demişsin. Ben bu evde yaşayamayacağım demişsin. Yok, ben tuttum zaten 2-3 ay önce yani. Hı-hı. Çok olmadı. Tuttum şu an. Çünkü en son gece kalkıyorum. Kardeşim artık yanımızdan kalkmış. Mutfakta yerde yatıyordu. Hani bu işin içinden çıkmak için ben çözüm çok aradım. Yani çok fazla çözümler aradım. Yani en son... Yani sizi aramak son çare olarak aklıma o geldi. Yani o şekilde. Yani daha öncesinde çözüm, yani çıkmak için çok çözüm aradım yani bununla ilgili. Ne yapıyorsun mesela, alıp şunları bir çöp torbasına toplasan atsan annen izin vermiyor mu? Yok. Vermiyor musun Ayşe Hanım hani? Ha? Yok. Yani bir de hani bu iş artık ha? Benim... Yok. Çünkü ben onları çok uzak yerlerden getiriyordum, elimde taşıyordum. Elimde taşıyordum ve ilk başta... Yani şu mutfağa girsek, şu mutfakta gelir, şöyle bir atsak için mi acır? Evet. Vermez mi sen? Çünkü ilk başta ben onlarla bunları okutuyordum. Bir tanesini üniversiteyi okuttum. Hem karton topladım hem plastik topladım. Yok, ben seni çok iyi anlıyorum da hani mesela ne bileyim bir depon olsa ya da evin bir şeyi olsa hani orada... Hepsini denedim ben. Depoya veririm. Evden gitmesini istiyorum. İstiyorum, herkesten çok istiyorum, çok üzülüyorum. Geceler boyunca uykum gelmiyor. Çocuklarımı bu hale soktuğum için uykularım gelmiyor şu anda. Gece sabaha kadar uyuyamıyorum. Ama atılmasına da kıyamıyorsun. Yok, atmasını istemiyorum. Komşuların da çok şikayetçi. Yani Ama öncesinde Nihal Karanfil telefon attığımızdaymış. Eşin Vedat'ın yeğeni. Evet. Aslında... Dayımı bunlar evden kovdu. Sürekli tehdit ettiler. Öyle bir şey yok. Esas mağdur benim dayım diyor. Asla. Nihal Hanım günaydın. Merhaba Müge Hanım. Günaydın efendim, buyurun. Şimdi dayımla Ayşe Hanım uzun zamandır anlaşamıyorlardı. Hep zıtlardı.
Sonra Ayşe Hanım boşanmak istedi 5 tane çocuğu olduktan sonra. Boşandı, babasının emekli maaşını almak için yaptı bunu. Boşandı mı? Babasının emekli maaşını bir süre aldı, 1 yıl veya 2 yıl tam bilmiyorum. Müge Hanım şu an boşanma davası gerçekleşmedi. Hayır, boşandılar. Yalan daha önce boşandılar. Şimdiden. Nasıl boşandı ya? Hiç boşanma davası gerçekleşmedi. Ben konuşabilir miyim? Ya önce bilgileri öğren, yani doğru bilgilerle kendini ifade edebilirsin ama sen yalan yanlış bilgilerle... Ben de konuşabilir miyim? Bana müsaade eder misiniz? Konuş da yalan konuşma yani, doğru sen konuş. Bir saniye sus, bir şey ben bilmeden konuşacağım. Atlayıp konuşma, değil mi? Ya her şey resmiyette zaten belli. Tamam. Senin konuşmanla değil onlar. Evet, olmak. Her şey resmiyette belli zaten. Müge Hanım konuşabilir miyim? Evet, ne oldu sonra boşandılar diyorsunuz. Onlar da hayır boşanmadım diyor. Bir saniye, bir boşandılar. Babasının maaşını yedi ama evi terk etmedi. Ondan sonra ne düşündüyse tekrar evlenmek istedi. Dayımla tekrar evlendiler. He, arada madem bu adam madem bu adam bunlara kötülük yapıyordu, niye tekrar evlenmiş? Zorla kimse kimseyi evlendiremez. Ondan sonra dayım emekli oldu. Tekrar çalışıyordu. Yani iyi kötü geçiniyorlardı. Bakıyordu onlar ama bu kadındaki para hırsı, işte bağımlılık yapmış, çöpe eve döndürdü evi. Adamı da kovdular. Bu kız da büyüdü. Annesini tuttu. Ondan sonra adam artık baş edemedi bunlarla. Adamı kovdular evden. 6 senedir, 7 senedir evde değil. O nerede? O da benim dedemin yanında kalıyor. Nerede? İstanbul'da mı? İstanbul'da. Peki siz evin bu halde olduğunu biliyor muydunuz? Biliyor, yıllardır eve öyle zaten. Artık adam işten geliyordu, yemek yok, temizlik yok, pislik, huzursuzluk. Kadın pazarlarda, bir zamanlar gece sabaha kadar gelmiyordu. Nerede kaldığı belli değil. Yani çok sorunları vardı onların. Hani bu ne anlatıyor? Allah'sı boş. Siz de önce boşan, ben doğmadan ben kesinlikle yalan konuşmam. Çok önemli bir olay da değil. Allah büyüktür. Ondan sonra tekrar mahkeme açtı Ayşe Hanım. İşte dairenin tapusunu da istedi. Sonra biz şahitlik ettik. Hakim yine boşamadı bunları. Ay çıldıracağım ya. Çıldıracak bir şey yoktur. Siz çıldırttınız adamı. Adam mağdur evinde yaşayamıyor. İftira konuşuyorsun sen şu an. Hiçbirisi iftira değil. Ben Allah'tan korkarım. Tamam, her şey resmiyette belli zaten. Sen önce cevap verme. Müge Hanım, bunlar anne kız TikTok fenomeni. Bunlar sosyal. Bir şey evet, ben de onu göstereceğim. Ya bir şey söyleyeceğim Ayşe Hanım. Yani daha evvel ayrılıp boşandınız mı? Olabilir. Boşandınız sonra tekrar mı evlendiniz? Daha evvel evlenip ayrıldık çünkü bir görüşme. Ben bunu bilmiyordum. Daha önce yemin ederim ben bunu bilmiyordum. Daha önce evlenip ayrıldık resmi olarak. Çünkü görüşmemizde ama ben doğmadan önce olmuştur bu büyük ihtimalle. Bir görüşmemiz oldu yani. Evliliği tekrar sağlayabiliriz diye bir görüşmemiz oldu. Görüştüğümde ben... Kübra'cığım bak, yalan söylemiyormuş Nihal Hanım işte. O konuştuğu doğru ama yani bir evlenip ayrıldık, o doğru. Tamam. Hı-hı, o doğru. Tamam, sonra tekrar evlendiniz. Tekrar evlendik çünkü hamile kalmıştım ben onunla görüşünce. İşte hamile benden eski çocuğun bir olay. Çocuğun kimliğini almak için nikah olmamız gerekiyordu. Anladım yani Nihal Hanım doğru söylüyor doğru yani. Söylüyor. Sen hani şey o konuda, Nihal Hanım doğru söylüyor ama... iftirada atıyor bu konuda. Nasıl iftira atıyor? Bir kere bunlar yıllardır bu adamın 5 çocuğu var. Hani bunlara destek olalım, elinden tutalım dediler mi? Demediler. Bu adamın bir kere 5 çocuğu olduğunu bilinci yok bu adamda. Bilinç yok. Bilinç yani. Yok. Yani asla benim 5 tane evladım var, bunun bilinci yok. Peki biraz öyle mental bir problemi mi var, zekasında bir problem mi var? Nihal Hanım öyle bir sıkıntısı mı var? Var. Öyle olması gerekiyor. Var. Sıkıntısı var. Bunlar sosyal medyada sabaha kadar canlı yayındalar. Yani onlarda terbiye yoktur. O kız zaten terör estiriyor evde. Hayır, şundan bahsediyorum. Sizin dayınız herhalde. Yani dayınızda şey var mı? Böyle bir mental bir problem var mı? Hayır, hiçbir problem yok. Yani hani o geçimsizlik, anlaşmazlık olur. Ben dayıma dört dörtlük demiyorum ama onlar evden kovdular yani. Adamı. Normal bir insan yani, hepimiz gibi. Aynen. Adamı evden kovdular onlar zaten. Peki, adam peki. Hayır, siz de mesela bu mutfak bu halde falan diye anlatıyor muydu? Eve giriyorum bu halde, ondan mı kavga sürekli çıkıyordu? Sürekli görüyorduk. Bize diyordu ki gidelim temiz ettirelim. Yani tekrar dönmek istiyordu falan ama kadın istemiyordu. O kız istemiyordu zaten babasını. Anladım. Bir Cansu'ya da bir bağlanalım isterseniz. Çünkü Cansu düzgün Kemal Meniz'le beraber zor bir mesaide. İstanbul Esenyurt'taki o çöplüğe dönen o evdeler. Cansu'cum günaydın. Günaydın Müge Hanım, iyi yayınlar. Şu anda Kumru ailesinin yaşadığı, daha doğrusu yaşamaya çalıştığı İstanbul Esenyurt'a bağlı Yeşilkent mahallesindeki o evdeyiz. Evet, bize bir etrafı gösterir misin? Ben önce mutfaktan başlamak istiyorum. Çünkü şimdi bir evde en temel şey aslında mutfak. mesela mutfakta da buzdolabındaki malzemeler de mi toplama Ayşe'cim?
Bazılar, hepsi değil. He? Bazılar, çünkü hepsi Cansu Ayşe'de diyor ki çok kötü bir koku her alıyorum. Her şey değil. Çünkü biz orayı şu anda kullanmıyoruz. Başka yerde oturuyoruz. He. Ama 2-3 aydır yani bu... Kira, senin bulduğun evde. Kira tuttu. O tuttuktan sonra daha fazla koydum eşya eve. Normalde o kadar yoktu. Şimdi peki bu buzdolabını ne yaptınız? Efendim? Buzdolabını öyle bıraktın. Bıraktım öyle, bekliyor. Peki onları niye orada atmıyorsun? Orada abim hala yaşamaya devam ediyor ama. O evde. Niye atmıyorsun buzdolabındakileri Ayşe'ciğim? Atmıyorum. Şu anda psikolojim fazla iyi değil. Hiçbir şey yapmak... Özellikle buzdolabında bedenim, çok ağır bir koku bedenim var. Bedenim hiçbir şey yapmak istemiyor şu anda. Bedenim kalkmıyor. Hiçbir yerim kalkmıyor. Anladım. Evet, ne atabiliyorum ne satabiliyorum. Bedenim çökmüş yani. Buzdolabı yine yenilemeyecek yiyeceklerle, çürümüş yiyeceklerle dolu olduğu için özellikle buzdolabında ve mutfakta çok ağır bir koku var. Çünkü birçoğu aslında yenilemeyecek durumda, küflenmiş durumda. Ama bunlar da istiflendiği için, atılmadığı için çok ağır kokuyor mutfak. Hayır, yani şimdi burada şimdi Cansu aslında alsa mutfakta bunları olmaması gereken pek çok eşya da toplasa, var burada. Atsa senin için mi acıyor yani? Efendim? Şimdi gitsinler mesela Kübra, Cansu toplasana o çöp kovası, atsınlar. İçim acıyor.